Yaparken emeği evet, yazıyorum. Evet, sevgiyi içine. Koyuyorsun içine. Biraz yanık bir aşık olmuş bu. Yanık bana yanık at. Gittim yok, mi görüşmeye? Yok yanık değil be, o kadar yanık değil. Emre'yle ben görüşmeye gittim. Acı ya. Acı katıyor birazdan. Böyle yaptım, odada oturuyorduk hani, gittim ben kazandım ya. Gittim. Hayatım dedim ona. Hayatım derken dedi. E sen benim hayatım değil misin dedim. Böyle yaptı. Değil miyim dedi. Hayatının dedi. Çok şımartıyorsun bence. O şımarmayı hak ediyor. Kabaracak böyle. Kabarsın, onu öyle de seviyorum. Kek gibi. Patlayacak kek gibi. Pop, patlasın. Pop, pop. Kolay gelsin. Bence bu işte size bir iş kolay var. Gelsin. Belki biz burada yalnız adamlar bizi ya. Yok, bizi temizliğe gönderiyorlar oraya. Anne dedi ya pasaklı falan diye. Sürpriz. Sürpriz. Biz de bekliyorduk zaten. Bu benim şapkam. Bunu sana getirmek istedim. Bu da seni düşündüm öyle. Teşekkür ederim. Nasıl ya? Yani? Good, how are you? Çok kibar. Gördün mü? Thanks. Bak bana hediye getirmiş. Lütfen. Nasıl sıcaksın? Hatırlıyor musun? Bunu da seni getirdim. Bana mı? Evet. Gerçekten mi? Evet. Şimdi açmayayım. Evet, ben gittim. Tamam, sağ ol. Eser'in hediye verdiğini ben daha sonradan duydum. Eser hediyeyi başkalarına veriyor fakat benden de tepki bekliyor. Bana da ilgi göster. Eğer diğerleri yüz vermezse benimle de ilgilenebilirsin falan dedi. Hediyeyi başkasına verip benden ilgi beklemesi çok saçma. Olsun olsun bir parça. Çaylara kim bakıyor? Şey yok ya, gerçekten yok ya. Ya he? Bu işte hayatımda böyle Ayşe, bir şey var mı? Ayça sen bakar mısın? Kim geldi? Biz. Biz. Ana. Allah Allah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkiniz geldiniz. Burası evet. Daha güzelmiş. Güzel olmadı mı sürpriz? Biz de tam vallahi yemek yapıyorduk. Tam tersini düşünüyorduk. Tam üstüne geldiniz, hoş geldiniz. Arkadaşlar gitti, eğleniyor. Merhaba, ne haber? Nasılsın? Teşekkürler. İyiyim. Hoş geldin, nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Normal. İyiyim teşekkür ben de. Teşekkür ederim, sen nasılsın? Herkesin aldığı zaman. Sen geçen kim aldın koruma altına? Ben kimi aldım koruma altına? Kızlardan. Geçen. Hay, kızlardan. Kızlardan işte. Kim aldın? Seni aldım. Ha. Yalan. Kim aldı? Kim aldı? Nur Hüseyin. Nur Hüseyin kim aldı? Kim aldı? Ben söylemem. Nur Hüseyin ya. Hayır. Ben araya bir nifak sokayım. Lütfen ya. Deme beni. Kırma beni lütfen. Ben duygunun kalmasını istiyorum. Çünkü duygularının samimi olduğuna inanıyorum. Güzel. Sen? Ben? Böyle bir üçlü arasında gidip geliyor musun? Yoksa onlar hikayede tanımak istediğin kişi başka mı? Şimdi... Zaten şöyle bir durum var. Ben seçmedim. Onlar beni seçtiler. Biliyorum ama sen de çağırıyorsun. Ben seni çağırıyorum farkındaysan. Seni daha fazla tanımak istiyorum. Tamam ama onları da çağırıyorsun. Kimi çağırdın? Erdem'i çağırmadın mı sen? Yok. Erdem beni çağırdı. Öyle mi? Hatta hesap sordu. Neden Serhan'ı çağırdın diye. Öyle ne mi? Ne oluyoruz bir dakika. Ben tanıma yolunda biraz daha ilerlemek istediğim kişi sensin. Ben bir hafta, 10 gündür Ayça'yla görüşüyorum. Hı hı. Onunla vakit geçirdim. Tartıyorum, ölçüyorum, biçiyorum. Bu ben anlamda senin buraya gelmen de ekstradan benim açımdan bir bakıma biraz daha iyi bir durum. Yani hani çünkü insanlar genelde kaybetmeyi daha çok seçerler. Bırakıp kaçmayı daha çok tercih ederler. Bu insanların kolayına gelir. Bu insanların kolayına gelir. Ama mücadele eden insan her zaman benim gözümde daha değerlidir. Eser'in geldiği gün, düzeltiyorum. Sen ortalarındaydın, Tankut bir yanında, Erdem bir yanında. İşte ikisi de ister istemez bir atak göstermeye çalışıyordu. Ben sende şöyle bir hareket gördüm yani. Böyle bir oraya bakıyordum, bir buraya. Ondan sonra bir an böyle bir gözlerini gördüm yani. İkisinden de gözlerini kaçırmak istedim. Evet. Sonra tam karşında oturuyordum diye mi, yoksa özellikle mi yaptın? Direkt gözlerime baktın, neden? Ben gözlerimle konuşmayı çok seviyorum, evet. Ve bazen kelimeler yerine gözlerim de olayı bitirebileceğini düşünüyorum. Mesela ne anlattı o gözler bana? Belli değilim, seninle ilgileniyorum dediler işte. Daha ne desin? Sen de işte tesbihini aldın, baktın, dekolteme laf söyledin orada. O da dikkatimi çekti. Ya ben hiçbir yani adımı başı başına yapmam. Yani bundan sonra birbirimize daha çok dikkat edeceğiz diyoruz, öyle mi? Yani, neden olmasın? Sana ben ılımlı konuştum.
Ben eve ilk girdiğim an, merdivenden indiğim an bana bunu söylediler zaten. Bak sana ben ılımlı konuştum. Evet. Sana ben doğru bir yaklaşımda bulundum. Çünkü sen geldin, ilk tercih hakkındı. İlk tanımak istediğin evet. kişiyi seçecektin. Sen gidip bir başkasını değil beni tercih ettin. Beni de çağıran olmuştu. Onları aynen da seçebilirdim. Öyle. Kolaya kaçabilirdim ama aynen tanımak öyle. İstedim. Ve diğerlerinin bu konudaki hani bak çok önemli bir noktaya değiniyorum yani hani bir hafta 10 gündür buradayız neredeyse evet. hani kaç gün oldu? Ben hiçbirini cesur bulmuyorum. Sen ben ilk geldiğimde konuştum orada seninle. Sen Emre falan dedin. Evet. Ha, bu konuşmayı ben aklımda da sivilcikmiş kafam kadar. Bırak şimdi sivilceyi. Ben bir şey diyeceğim sana. Beni böyle beğeniyorlar. Ben orada sen tamam kapıyı kapattın da ben şeyi bilmek istiyorum. O kapı kilitli mi diye. Kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.